Türkiye, AK Parti hükümetleriyle güzel günler yaşıyor. Ekonomiden sağlığa, siyasetten savunma sanayine kadar birçok alanda devasa adımlar atılıyordu. Ancak Türkiye'nin büyümesini hazmedemeyenler, halkı birbirine düşürerek iç karışıklık çıkartmak isteyenler, 27 Mayıs 2013'te kirli planlarını devreye soktu. Aslında o planlar 2 yıl öncesinde yapılmıştı. Karanlık eller birkaç ağacı araç olarak kullanarak gezi olaylarının fitilini ateşledi. Taksim'i yayalaştırma projesi kapsamında Gezi Parkı'ndaki ağaçların başka bir yere taşınması yönünde alınan karar birilerini harekete geçirdi. Parkta toplanan bir grup sözde ağaç savunucusu karara tepki göstererek nöbet tutmaya başladı. Ağaç bahanesiyle başlatılan eylem aslında halkın seçtiği hükümete karşı net bir ayaklanmaydı. Biz pes etmeyeceğiz, geri çekilmeyeceğiz. Hükümet istifa edene kadar biz buradayız. Eylem laik ve terör yandaşı kesimlerin de desteğiyle kısa sürede Türkiye geneline yayıldı. Göstericiler her ne kadar ağaç diye bağırsa da hedeflerinde dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan vardı. Tepkimiz Recep Tayyip Erdoğan'ıdır. Bu halka, bu insanlara, milyonlara zulmedenleridir. Olay bir Gezi Parkı olayı bir defa değildir. Çünkü Gezi Parkı'nda ağaçların tamamıyla kaldırılması diye bir şey söz konusu değildir. 10 tane ağacı kesmiyor, 10 tane ağacı söküyor. Ve bu ağaçlar da Çağlayan'a, parka, oraya gelip yerleştiriliyor. Plan ince ince işlenmişti. Sokaklar karışacak, halk birbirine girecekti. Ve sonunda baş kaldırılan iktidar devrilecekti. Hedef buydu. Eylemcilere muhalif kanadın yanı sıra birçok ünlü isim de destek verdi. Listenin başında ise oyuncu Mehmet Ali Alabora vardı. Sosyal medyada paylaştığı "Mesele ağaç değil, sen hala anlamadın mı?" mesajıyla asıl hedefin ağaç falan değil, bizzat Erdoğan ve hükümet olduğunu açık açık ilan etmişti Alabora. Ülke geneli günden güne karıştı. Şehrin en işlek caddeleri eylemciler tarafından işgal edildi. Polis araçları taşlandı, molotoflar atılarak yakıldı. Meydanlara terör örgütü PKK'nın elebaşı Öcalan'ın posterleri asıldı. Terör örgütü lehine sloganlar atıldı. Kemalistlerle PKK yandaşları yan yana saf tuttu. Eylemi fırsata çevirmek isteyen karanlık odaklar artık açık açık meydanlardaydı. Yüzlerini bez parçalarıyla kapatan teröristler, eylemcileri organize edip ambulansları molotoflarla yaktı, polis araçlarını ateşe verdi. Saldırıya uğrayan polisler de göstericileri önce uyardı. Uyarılar dikkate alınmayınca kimi zaman su, kimi zamansa biber gazıyla müdahale etmek zorunda kaldı. Geziciler meydanları ateşe vermiş, vatandaşlar sokağa çıkamaz hale gelmişti. Ama muhalefetin hedefinde göstericiler değil, polisler vardı. Bu ülkenin gençleri gazlanmasın, polis aşırı şiddet kullanmasın. Yani Sayın Bakan, bu polisi uyarın. Eylemcilerin orantısız güçle muhatap olmamaları için orada nöbet tutuyorlar. Bizim cesetlerimizi alacaklarsa buyursunlar, cesetlerimizi alsınlar. Muhalefetin desteği sözde kalmadı. Taksim'i harabeye çeviren, polis araçlarını yakan gezicileri bir de ziyaret ettiler. Taksim'e giden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun hedefinde Başbakan Erdoğan vardı. Ağacına sahip çıkan İstanbullu var. Doğasına sahip çıkan İstanbullu var. Ama bütün bunları talan eden bir diktatör var. O diktatörün adı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Tansiyonun yükselmesi nedeniyle İstanbul 6. İdare Mahkemesi, Taksim Topçu Kışlası projesini durdurma kararı verdi. Ancak eylemler yine de sona erdirilmedi. Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi, terör yandaşlarının pankart panosuna çevrildi. Tüm planlarını bu eylem üzerine kuran odaklar, mesajlarıyla açık açık hükümeti tehdit ediyordu. Öyle ki eylemlerde kutlama adı altında Türk bayrağı yakıldı. Bine yakın vatandaşımız yaralandı. Çoğu polis. Şehirler yağmalandı. Dükkanlar yağmalandı. Esnafa zarar verildi. Bunlar Türk bayrağını yakacak kadar azgınlaştılar. Asıl amaçlarına ulaşmak isteyen göstericiler
İnönü Stadyumu inşaatında kullanılan bir iş makinesini gasp ederek Dolmabahçe'deki Başbakanlık Çalışma Ofisi'ni basmak istedi. Saldırganlar güvenlik güçlerinin müdahalesiyle geri püskürtüldü. Derdimiz ağaç diyerek eylemlere katılanlar bölge esnafına da büyük zarar verdi. Böyle hak aramak adalet olmaz ki. Evet. Vatandaşa zarar vererek nasıl bir adalet hak oluyorsa buradaki esnafın 15 gündür zararı 100 trilyonun üzerinde. Kamu binalarının, polis araçlarının, ambulansların, iş yerlerinin, sivil araçların, belediye otobüslerinin, sokakların, parkların yakılıp yıkıldığı gezi olaylarının arkasında hangi güçlerin olduğunu biz zaten biliyoruz da tarih de yazacak. Bu süreçte aktif olarak kullanılan sosyal medya eylemleri daha da yaygınlaştırdı. Twitter'da 24 saat daha devam edersek hükümet düşecek mesajları hızla yayıldı. Meselenin ağaç olmadığı bir kez daha ortadaydı. Eylemlere destek verenler de tencere tava çalarak sokaklarda tur attı. İşte bunlar gezici, bunlar tencere tavacı, tencere tava hep aynı hava. Gezi olayları haliyle dış basınında iştahını kabarttı. Yabancı medya kuruluşları olayları iç savaş gibi göstererek eylemlere destek verdi. Amerikan CNN ve İngiliz BBC ülkelerindeki olayları bırakıp günlerce Taksim'den yayınlar yaptı. Ortalığı yakıp yıkan göstericileri masum bir çevreci olarak gösteren basın kuruluşları polisleri orantısız güç kullanmakla suçladı. Hadi bakalım BBC bunu da gizle. CNN bunu da gizle. Reuters bunu da gizle. Günlerdir yalan haberler ürettiniz. Türkiye'yi dünyaya farklı gösterdiniz. Siz yalanlarınızla baş başa kaldınız. Bu millet sizin dünyaya tanıttığınız millet değil. Kanlı eylemlere karşı sakinliğini koruyan AK Parti hükümeti onca yakıp yıkmaya rağmen devlet refleksiyle hareket etti ve eylemlerin 17. gününde Taksim Platform üyeleri ve bir grup sanatçıyı kabul etti. Sanatçı grubu toplantıdan bir sonuca vardık diyerek çıksa da Taksim Platformu üyeleri geri adım atmadı. Talepleri Türkiye'de hayata geçirilen mega projelerin iptal edilmesiydi. Bu da asıl amaçlarının Türkiye'nin büyümesini engellemek olduğunun açık göstergesiydi. Yükselen bu tepkinin içeriğinin başta 3. köprü, 3. havalimanı, Kanal İstanbul, A3'e ve HES'ler olmak üzere ekolojik değerlerimizin talanına ve güncel olarak tabiatı ve biyolojik çeşitliliği koruma kanunu tasarısına ilişkin itirazların iktidar sahiplerine iletmek istiyoruz. Ülkeyi yıllarca geriye götürecek, aile kavramını bozacak bu talepler tabii ki hükümet tarafından kabul edilmedi. Ve Erdoğan'ın dik duruşuyla 15 Haziran'da Çevik Kuvvet ekipleri Gezi Parkı'nın kontrolünü sağladı. 20 gün süren eylemler böylece sona erdi. Ülkenin huzura kavuşmasının ardından hükümet tarafından milli iradeye saygı mitingi düzenlendi. Kazlıçeşme'de düzenlenen mitingde yüz binler bir araya geldi. Erdoğan gezicilere net mesajlar gönderdi. Dert başka. Dert ne diyor? Bir tanesi sözüm ona sanatçı. Sanatçı terör östüren olmaz. Teröre yataklık yapanı ben sanatçı olarak tanımıyorum. CHP'nin milletvekili çıkıyor, o ne diyor? Mesele Gezi Parkı değil, ya bu iktidarı devirmek diyor. İndirmek istiyorsan bunun yolu belli. Nedir? Seçimdir. Gezi olaylarının ekonomiye maliyeti çok ağır oldu. İçişleri Bakanlığı'nın kayıtlarına göre toplam 5532 eylem gerçekleştirildi. 5513 kişi gözaltına alındı, 189 kişi tutuklandı, 7 kişi hayatını kaybetti. 697 güvenlik görevlisi ve 4329 kişi yaralandı. Adana'da bir polis memuru şehit oldu. 46 kamu binası, 231 polis aracı ve 44 ambulans kullanılamaz hale geldi. 326 iş yeri ve 201 araç tahrip edildi. 80 belediye otobüsü ve 85 durak yakıldı.
ekonomiye toplam maliyet 1.4 milyar doları buldu. Olayları 2 yıl öncesinden planlayarak harekete geçen iş insanı Osman Kavala, Mehmet Ali Alabora, Can Dündar'ın da aralarında bulunduğu 17 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle dava açıldı. Osman Kavala, hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs suçundan ağırlaştırılmış hapis cezasına çarptırıldı. 6 sanık ise yardım etmekten 18'er yıl hapis cezası aldı. Dönemin İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı FETÖ hükümlüsü Ramazan Emekli'ye göstericilere ait çadırları yakmaları için talimat verdiği gerekçesiyle 10 ay hapis cezası verildi. Mesele ağaç değil diyerek seçilmiş hükümeti tehdit eden, halkı sokaklara döken Mehmet Ali Alabora ise yurt dışına kaçtı. Gezi kalkışması devlet ve milletin sağduyuyla hareket etmesiyle hedefine ulaşamadı. Türkiye üzerinde oynanan oyunlardan biri olarak tarihteki çöplükte yerini aldı. Eylemler sona ermesine rağmen muhalefetin desteği hep sürdü. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, ülkeyi yakıp yıkan ve yargılandıktan sonra tutuklanan gezicilerin ailelerini ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, "Bizim görevimiz onların sözcülüğünü yapmak" diyerek skandallarına bir yenisini daha ekledi. Toplum demokrasi konusunda, özgürlükler konusunda bedel ödeyen bu insanları asla unutmaz. Onlar tarihteki yerlerini alırlar. Bizim amacımız, bizim görevimiz de bedel ödeyenlerin yanında durmak, onların bir anlamda içinde bulunduğumuz ortam neresi olursa olsun onların sözcülüğünü yapmak.